HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç stüdyo konuğumuz. Merhabalar Saruhan Bey. Merhaba. Şimdi Serpil Hanım'ı da dinledik ama öncesinde sizden de bir almak istiyoruz. Bu konuya açıklık getirelim. Öncelikle Arife Günü DİHABER'de bir haber yayınlandı. HDP heyetinin kitlesel bir şekilde Kandıra'dan karşılayacağı yürüyüşü bilgisi geldi. Ama sonrasında anladığımız kadarıyla daha tam katılımın detayları, biçimi netleşmemiş durumda. Nedir son durum? Şimdi biz bu adalet yürüyüşünü önemli görüyoruz bir kere. En başından itibaren bunu söyledik. Evet, eksikleri var. Ve yeterince kapsayıcı olmadığını düşünüyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı bu yürüyüş Türkiye'deki önemli bir soruna parmak basması açısından önemli. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun zaman sonra tekrar sokağa çıkmış olmasının, bu tür talepleri dile getirmiş olmasını önemsediğimizi belirttik ve desteğimizi de uygun bir şekilde sunacağımızı söyledik. Bu konuda sürdürdüğümüz görüşmeler sonucunda bizim de kendi değerlendirmelerimize göre adalet yürüyüşünün güzergahı üstünde olan Kandıra sapağında sanıyorum. Evet. Eğer büyük bir değişiklik olmazsa bir heyetle kendilerini ziyaret edeceğiz. Birlikte bir süre yürüyeceğiz. Kendi görüşlerimizi onlara aktaracağız, anlatacağız. Ve bir dayanışma ve destek ziyaretini bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Daha sonra yürüyüşün devamında İstanbul'da miting nasıl olur, ne biter, bunlar henüz netleşmemiş olduğu için bizim ilk görünür şekildeki desteğimiz büyük ihtimalle, dediğim gibi, eğer arada çok büyük bir değişiklik olmazsa bu şekilde cereyan edecek. Bugün Kandıra'dan karşılama konusu şu anda net yani. HDP'nin evet, böyle Kandıra bir kararı var. Kandıra sapağında bizim için Kandıra önemli. Çünkü Kandıra'da hem eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ hem diğer vekil Tutuklu arkadaşlarımız ve belediye eş başkanları var. Önemli bir yer Kandıra bizim açımızdan, o açıdan. Ve orada karşılamak o heyeti aynı zamanda Kandıra mesajını da vermiş olmak anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu şekilde bir düzenlemeyi biz de uygun gördük. Sanıyorum CHP yönetimi de bu konuda uygun diye düşünüyordur. Peki bir görüşmeniz oldu mu bu konuda, böyle bir planlama yapılacak? Mesela CHP ile temaslarınız oldu mu? Çok özel bir planlama yapmayacağız bu konuda. Çünkü bir heyet ziyareti olacak nihayetinde. Kitlesel bir katılım değil. Yani kitlesel katılım o aşamada uygun olmaz herhalde. Bir heyet ziyaretimiz olacak. Biz böyle bir heyet ziyaretinin olacağını elbette ki bildirdik kendilerine. Onların da görüşlerini aldık. Dolayısıyla bir kopukluk o anlamda yok. Ama dediğim gibi biz bu yürüyüşü önemsiyoruz. Gerçekten Türkiye açısından önemli bir noktaya parmak basıyor. Fakat daha geniş bir alanı kapsaması gerekiyor. Mutlaka adalet arayışını sadece yargıyla sınırlamamak gerekiyor. Orada da bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Yani elbette ki bir milletvekili değil bugün tutuklu olan, cezaevinde rehin tutulan. Hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde tutulan vekillerimiz var, eş genel başkanlarımız var, cezaevinde tutulan. Mutlaka onların da sorundur bu aynı zamanda. Ve onun ötesinde de adaleti Türkiye'de sadece yargı alanıyla da sınırlı görmemek gerekiyor. Çok daha geniş bir alanda konuyu ele almak gerekiyor. Çünkü adaletsizlik, yani bizim halkımızın daha böyle güncel konuşma dili açısından bakarsak, adaletsizlik demek haksızlık demektir aynı zamanda. Adaletsizlik demek eşitsizlik demektir aynı zamanda. Dolayısıyla birçok alanı kapsayan bir adaletsizlikle bugün karşı karşıyayız. Bütün bunlar karşısında bir cevap üretmek gerekiyor. O açıdan başlaması önemlidir, değerlidir ama mutlaka geliştirilerek, içeriği daha doldurularak ve gerçekten Türkiye'deki var olan gidişattan rahatsız olan bütün demokratları, bütün muhalifleri, demokratik siyaset alanında çalışma yapan herkesi, insan hakları, evrensel hukuk ilkeleri gibi konuları önemseyen herkesi kapsayan bir hale gelmelidir diye düşünüyoruz. Bu, yani bunun içinde şu ya da bu parti diye ayrım yapmaya gerek yok. Çünkü partili olsun olmasın bütün yurttaşlarımızın şu anda Türkiye'de yaşadıkları birçok alanda çok büyük adaletsizlikler var. Bunların hepsine cevap üretmek hepimizin görevidir diye doğrusu düşünüyoruz.
Peki ben katılım biçimiyle alakalı birkaç şey daha sormak istiyorum. Tabii. Size Kılıçdaroğlu'na Serpil Kemal Bey'in az önce dinlediğimiz açıklaması soruluyor. O da şöyle cevap veriyor. Kim adaletsizlikten şikayetçiyse katılabilir ama bir parti kimliğiyle katılmasını doğru bulmuyoruz. Biz de parti kimliği taşımıyoruz. Adalet yazısıyla herkes katılabilir. Ayrıca bu konuda bir genelge de yayınlandı. Genelgedeki maddelerden biri de bu. Herhangi bir flama bayrak olmaksızın. Herkes sadece ortak adalet talebiyle, hatta tek bir slogan belirlenmiş durumda, hak, hukuk, adalet diye. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani HDP'nin katılım açısından uygun olur mu bu kapsam? Biz CHP'nin zaten belirledi. Bir destek, bir dayanışma ziyareti yapacağız bir heyetle birlikte. Dolayısıyla zaten parti bayraklarımızla orada olmamızı gerektiren bir durum. Doğrusu yok. Biz de öyle bir şey zaten düşünmedik en başından beri. Bizim orada var olmamız, dayanışma ve destek mesajını iletmemiz zaten yeterli bir anlam ifade edecektir diye doğrusu düşünüyoruz. Elbette ki yürüyüşü düzenleyenlerin uygun gördükleri şekillerde bu işler yapılır. Yoksa yani her yürüyüş için geçerlidir bu, her etkinlik için geçerlidir. Elbette ki düzenleyenlerin önemsedikleri usuller, kurallar dikkate alınmalıdır. Ama bizim de zaten dediğim gibi ne eş genel başkanımız öyle bir söz söyledi ne de bizim herhangi bir başka bir yöneticimiz herhangi bir şekilde o yürüyüşü usulünü bozacak ya da sabote edecek herhangi bir davranış içinde zaten olmamış söz konusu bile olamaz. Peki siz siyasi olarak nasıl buluyorsunuz? Yani CHP'nin böyle bir şey kendi imzasını da kaldırıp sadece tek bir sözü ön plana çıkarmaya çalışıyor. Sizce bu doğru bir yöntem? Doğru bir yöntem çünkü biraz evvel de söyledim, adalet gerçekten çok önemli bir kavram aslında. Yani burada sadece yargı alanıyla sınırlı görülebilecek bir kavram da değil biraz evvel de söylediğim gibi. Çok daha geniş bir alana hitap eden bir kavram. Dolayısıyla bugün Türkiye'de adaletsizlikle karşı karşıya olan çok geniş bir kesim var. Şu ya da bu partiyle sınırlı da değil. Biz kendi açımızdan baktığımızda Halkların Demokratik Partisi çok büyük adaletsizliklerle karşı karşıya. İşte milletvekilleri, eş genel başkanların tutuklu olması değil sadece. Baktığımızda bileşenlerimizin belediye eş başkanlarının tutuklu olması, kayyum atanmış olması seçilmiş belediyelere sadece bununla da sınırlı değil. Yani insanların kendi kimliklerini, kendi ana dillerini istedikleri gibi kullanamamaları. Bakın kayyumlar Kürt illerinde aslında o coğrafyada kültürel olarak son derece önemli olan, sosyal olarak ve siyasal olarak son derece önemli olan değerlere, sembollere saldırıyorlar. En son Ahmet Yani'nin büstünün kırılması ve yıkılması. Yani bu bir örnek tabii, son örnek. Daha önce yaşanmış birçok örnek var. Yani Kürtçe tabelaların kaldırılmasından tutun, Kürtçe kurslara kadar, ana dilinin kullanıldığı kurslara kadar ya da yayınlara kadar, gazetelere, internet sitelerine, radyolara, televizyonlara kadar her yerde ağır bir yasakla karşı karşıyayız ve bunların hepsi adaletsizlik aslında. Ama bununla da dediğim gibi sınırlı değil. Bizimle de sınırlı olmayan bir adaletsizlik var şu anda. Herhalde dünyada partisinin isminde adalet olan ve bu kadar büyük adaletsizliklerin yaşandığı başka bir ülke yoktur aslında. Şey gibi, yani çok ironik bir durum yani. Bir aslında trajik de bir durum aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla bu tutum, yani bir adalet kavramı etrafında buluşturma tutumu doğru bir tutum doğrusu. Ancak dediğim gibi bunu da daraltmamak gerekiyor. Yani en büyük yanlış sadece yargı alanıyla sınırlı düşünürsek. Yargı alanında çok büyük bir adaletsizlik var. Evet, yargı yani tuz kokmuş vaziyette bu alanda. Sadece siyasal yargıya bakmayın. Yani bütün yargı alanında böyledir. Yani adli suçlardan ticari davalara kadar bütün alanlarda inanılmaz bir iktidar tahakkümü vardır. Ve iktidardan yana olanlar yargıda sadece istediklerini elde etmektedirler. Bir yandaş yargısı aslında söz konusudur. Bu müthiş bir sonuç aslında. Yani Türkiye'nin çok köklü bir yargı reformuna ihtiyacı olduğu çok açıktır. Ama bu alanda da sınırlı tutmak doğru değildir, adaletsizliği. Yani adalet bu anlamda sadece hukuki bir talep değil siyasal değil. Bir. Tabii siyasal bir talep, ekonomik bir talep. Yani ekonomik eşitsizliklere bakın, o alanda yaşanan adaletsizliklere bakın. Yani işsizlikten gelir dağılımı adaletsizliğine kadar her türlü alanda yaşanıyor. Yani ekonomide yaşanıyor, tanınma alanında yaşanıyor, katılım alanında yaşanıyor. Yani bütün bu alanlara baktığımızda Türkiye çok ciddi bir adaletsizlikler yumağı haline gelmiş vaziyettedir. Buradan çıkmanın yolu
gerçekten herkesin adalet kavramına, anlayışına, onunla birlikte özgürlük ve eşitlik anlayışına sahip çıkmasıdır. Bunları bütünlüklü bir şekilde ele aldığımızda da Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı ortaya çıkar. O zaman demek ki adalet mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir. Aynı zamanda bir eşitlik mücadelesidir. Aynı zamanda bir hak mücadelesidir. Aynı zamanda bir özgürlük mücadelesidir. Bütün bunların hepsini birlikte ele alan bir kavramdır. O açıdan çok güçlü bir kavram tabii ki tek başına da baktığımızda. Bir toplumsal adalet tarifi yaptığımızda da çok güçlü bir kavramdır. Ve Türkiye bugün böyle bir durumla karşı karşıya. Bu aslında bu kadar geniş kesimleri, farklı kesimleri birleştiren bir kavram olması da bir bakıma iyidir. Çünkü biraz böylelikle, hayır etkisi yarattı gibi görebilir miyiz? Tabii hayırın da ötesinde. Yani şu anda geçtiğimiz referandumda hayır verenlerin ötesinde de evet verenlerin içinde de bu adaletsizliklerden çok mağdur olanlar vardır. Yani ister iktisadi alana bakalım, ekonomide yaşananlara bakalım, isterse katılım ve diğer konularda yaşananlara bakalım. Bütün oralarda da büyük bir mağduriyet vardır. Dolayısıyla zaten iktidarın bu kadar rahatsız olması da, bu kavram etrafında bir gelişmenin olmasından rahatsız olması da bundan kaynaklanıyor. Yani doğrusu ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olsam ve ülkede insanlar adalet isteğiyle sokaklara dökülmeye başlasalar önce partimin adından utanırım ya da yaptığım işten utanırım. Yaptıkları işten utanacaklarını zannetmiyorum. Çünkü Başbakan'ın söylediklerine baktığımızda, İçişleri Bakanı'nın söylediklerine baktığımızda ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine baktığımızda tam tersi bir hava olduğunu görüyoruz. Yani çok bir üstten bir söylemle, aynı zamanda saldırgan bir söylemle adalet isteyenleri küçümsemeye, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Bu da aslında adalet talebinin ne kadar haklı bir talep olduğunu bugün gösteren en önemli örneklerden bir tanesi. Eğer iktidar adalet isteyenlere karşı bu dili, bu üslubu, bu davranışı kullanıyorsa o zaman adalet isteyenler haklıdırlar diye herkes düşünmeye başlıyor. Ben bunun etkisinin önemli olacağını düşünüyorum. Bu anlamda yeter ki, AK Parti tabanını bile etkileyecek bir durum. Kesinlikle. Çünkü çok büyük adaletsizliklerden onlar da muzdarip aynı zamanda. Dolayısıyla yeter ki bu alan daraltılmasın. Mümkün olduğu kadar genişletilsin. Hakikaten bir partiye sıkıştırılmasın. Tam tersine farklı siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, demokratik örgütlerin, meslek odalarının, sendikaların, bütün yurttaş girişimlerinin içine girebileceği genişlikte bir alan yaratılırsa aslında Türkiye'deki adalet mücadelesi ve demokrasi mücadelesi çok önemli bir sıçramayı gerçekleştirebilir diye doğrusu düşünüyoruz. Peki ben hazır HDP'nin siz aynı zamanda eş genel başkan yardımcısı olduğunuz için kamuoyunda çok fazla haber düşüyor HDP'nin katılımıyla ilgili. Hepsini tek tek netleştirmek istiyorum sizinle. Pervin Buldan'ın da dün bir açıklaması oldu. Evet. Edirne'ye kadar devam edilirse biz HDP olarak yürüyüşe katılırız dedi. Bu sizin resmi kararınız mı? Şimdi Edirne bizim için çok sembolik önemi olan bir yer. Yani Edirne... biliyorsunuz cezaevinde eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'ın tutulduğu yerdir esas itibariyle ve biz çok büyük bir adaletsizliğin olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim hem meclis başkan vekilimiz Sayın Pervin Buldan hem de başka vekillerimizin bu konudaki talepleri aslında yani mesele Edirne'ye kadar yürüyüşün uzamasından öte Edirne'de rehin tutulan eş genel başkanlarımız da dahil bütün vekillerimizin bu yürüyüşün bir konusu haline gelmesini talep etmektir aslında. Yani illa fiziken Edirne'ye kadar yürüyüşün uzaması gerekmez elbette ki. Ama eğer siz bu kadar büyük bir adaletsizliğin yaşandığı ve sembolik olarak da Edirne'dir o anlamda bir yeri ve alanı dışlayacak olursanız o zaman elbette ki mağduriyetlerin hepsi kapsanmamış olur. Pervin Buldan'ın da ifade ettiği esas itibariyle budur. Dediğim gibi bizim burada yürüyüşü herhangi bir şekilde etkilemek, yürüyüşü kendi rotasından çıkarmak gibi bir ne bir niyetimiz olabilir ne de bir girişimimiz olabilir. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Ama biz bu yürüyüşün kapsamı içinde mutlaka bizim eş genel başkanlarımızın, vekillerimizin, tutuklu bütün demokratik siyasetçilerimizin, o alandaki belediye eş başkanlarımız da dahil olmak üzere, ilçe yöneticilerimiz, bunların hepsinin
haksız ve adaletsiz bir şekilde içeride tutulduklanabiliyoruz. Bakın ben bir tane örnek vereyim. Tabii. Sanıyorum eğer yani süreyi yanlış hatırlamıyorsam mesela Manisa'da tutuklu eş başkanlarımız ve yöneticilerimiz var. Yani herhalde 18 aya yaklaştı tutuklu. Hala ortada bir iddianame yok. Şimdi bu kadar büyük bir adaletsizlik olabilir mi? Evet. Yargı alanında bile geç gelen adalet adalet değildir diye bir laf vardır. Bu bile çok şeydir, bir tipik bir örnektir. Buna benzer çok örnek var aslında. Şimdi dolayısıyla kapsama alanını mutlaka çok geniş tutmak gerekiyor. Bizim hassasiyetimiz, vurgularımız hep buna dairdir esas itibariyle. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye'de bu adaletsizliklerin yeni başlamadığını biliyoruz. Başlama tarihi esas itibariyle hukuk ve milletvekilleri açısından bakacak olursak 4 Kasım'dır. Ama daha öncesine gitmek lazım. Baktığımızda bugün Türkiye olağanüstü halle yönetiliyor. Kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi. Neredeyse bir sene oluyor değil mi? Evet. Büyük adaletsizliklerin nedenidir aslında olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnameler. Şimdi dolayısıyla bütün bunları kapsayan bir adalet anlayışına ve bir adalet mücadelesine ihtiyaç vardır. İşaret ettiğimiz konular aslında bunlardır esas itibariyle. Yoksa başka bir yürüyüş üzerinden bir iddialaşma falan değil. Türkiye'deki ihtiyacın ne olduğunu tarif ediyoruz. Aslında herkes de farkında. Yani evet üzüldük Sayın Berberoğlu'nun tutuklanmasına. Ama ondan evvel tutuklanmış olan vekillerimizin unutulmasına çok daha fazla üzülürüz doğrusu. Çünkü onlar da bu meclisin birer üyesidirler. Ve meclisteki o yanlış anayasa değişikliği nedeniyle anayasaya aykırı olan, uluslararası sözleşmelere aykırı olan değişiklik nedeniyle şu anda hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyorlar. Dolayısıyla hepsini kapsamak Türkiye'deki adalet anlayışını, adalet ruhunu ve mücadelesini çok daha güçlü hale getirecektir. Bizim de niyetimiz ve derdimiz esas itibariyle budur. Peki şimdi bu yürüyüş başladığından beri şöyle bir soru var herkesin aklında. Acaba nereye kadar devam edecek? Çünkü işte CHP referandumdan sonraki özellikle tavrı eleştiriliyordu. Ve işte geç kalmış bir hareket olarak da değerlendirildi bu hareket. Ama herkes yine de ne olursa olsun iyidir. Türkiye'de birçok olumlu olacak olan gelişmenin önünü açacaktır dedi ve katılmaya başladı. Ama bir yandan da genel CHP dışarısına kalan muhalefetin hep eli yüreğinde acaba ne olur biter mi işte ya da Maltepe ile sonlanırsa o mitingden sonra sorumlanır mı gibi böyle çeşitli soru işaretleri var. Bunlardan birini örnek olarak örneğin Maçka'daki direniş sonlandırıldı. Evet. Orada bir nöbet devam ediyordu. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeyi? Şimdi ben tabii yani nasıl devam edecektir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki planı nedir onu bilemiyorum. Fakat şu açıdan önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. Yani adalet için insanlar sokağa çıkmaya başladılar. Türkiye'de adaletsizlik konuşulmaya başlandı. Yani bu yürüyüş başlamadan önce vardı adaletsizlik ama insanlar bunu rahatça konuşamıyorlardı. Bunun için sokağa çıkmakta tereddüt gösteriyorlardı. Şimdi bu kırıldı bir kere. Bu çok önemli bir şey. Bunun kırılması. Ve bu arayış bitmez. Yani tam tersine ben gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü yani adaletsizlikler var burada. Yani olmasa, suni olarak bu konu yaratılıyor olsa belki diyelim mitingden sonra bu konu kapanıp gidebilir. Ama öyle değil. Her gün Türkiye'de yaşanan adaletsizlikler artıyor tam tersine. Dolayısıyla böyle bir ortamda bulunduğumuz için bu adaletsizlikler ortadan kalkmadığı müddetçe de bu ihtiyaç var olacaktır. Ve insanlar bu konudaki taleplerini daha fazla, daha yüksek sesle, daha güçlü bir şekilde dile getireceklerdir. Ben o açıdan bu yürüyüşün başlamasını önemli görüyorum. Yani belki bir etabı bir mitingle sonlandırılabilir ama adalet mücadelesi ve arayışı Türkiye'de önümüzdeki dönemin en temel konularından bir tanesidir ve asla durdurulabilecek bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü bütün atılan adımlar, iktidar tarafından atılan adımlar, yapılan düzenlemeler daha büyük adaletsizliklerin ortaya çıkmasına neden olan konulardır. Yani siz şöyle düşünün, eğer rakamlar, resmi rakamlar bunlar, doğruysa verilenler, 50 bine yakın bugün tutuklu var 15 Temmuz darbe girişiminden sonra. 140 bin civarında kamu görevinden uzaklaştırılmış var, haksız yere
ortada hiçbir hüküm olmamasına, mahkeme kararı olmamasına rağmen işte bir komisyon kurdular, bunu değerlendireceğiz diye şaka gibi 7 kişilik bir komisyon diyelim görevinden uzaklaştırılmış 140 bin kişinin dosyasına bakacak. Evet. Şimdi bunların hepsi aslında var olan adaletsizliklerin süreceğine dair olan işaretler. Şimdi uyum yasaları getirilecek, bizim yani kulislerde duyduğumuz her şey bu adaletsizlikleri artıracak uyum yasalarının gündeme geleceğine dairdir. Dolayısıyla Türkiye artık bu yeni döneminde, ki yeni döneme girmiştir Türkiye özellikle bu 16 Nisan referandumundan sonra, bu yeni dönemindeki adalet mücadelesi Türkiye açısından başat bir mücadele olacaktır. Dedim ya, adaleti elbette ki eşitlik, hak, özgürlük, demokrasi mücadelesinden ayrı bir şekilde ele alamayız. Bunların hepsi bir bütündür aslında. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi mücadelesi ve adalet mücadelesi önümüzdeki dönemin temel mücadelesi olacaktır. Yani hukukun üstünlüğü... Peki sizce bu CHP'nin şu anda çerçevesini çizdiği kapsamı da aşabilir mi? Taşabilir mi yani CHP'den? Bence aşacaktır. Yani CHP de kendisini o kapsamla sınırlayamayacak duruma gelecektir. Çünkü mesele gerçekten bu kadar dar bir alana sıkıştırılamayacak kadar geniş bir konudur. O nedenle ben gelecek açısından umutluyum doğrusunu isterseniz. Yani bu adalet arayışının toplumun çok farklı kesimlerini buluşturacak, ortak taleplerde buluşturacak bir arayış olduğunu, bir mücadele olduğunu düşünüyorum. O açıdan da olumlu bir geleceğin doğrusu bizi beklediğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu çok kolay olmayacaktır. Bu konuda herkesin çok ciddi hassasiyet göstermesi gerekir. Meseleyi, kapsamını genişleteceğim diye olmadık konuları içine sokmaya çalışmaması gerekir. Ama çok iyi tarif edilmiş bir adalet mücadelesi ve yeni bir demokrasi mücadelesi önümüzdeki dönemin temel meselesidir diye doğrusu düşünüyorum. Yani evrensel insan hakları, evrensel hukuk ilkeleri, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler çerçevesindeki haklar ve özgürlükler, bunların hepsi sıkı sıkıya sahip çıkmamız gereken, kıskanç bir şekilde savunmamız gereken konulardır ve önümüzdeki dönemin konuları da bunlardır. Zaten bütün dünyada bunu görüyor. Yani bugün bütün dünyada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptıkları karşısındaki demokratik reflekslerin hepsi temel hak ve özgürlüklerin, evrensel hukuk ilkelerinin nasıl çiğnendiğini gördükleri için dile getiriliyor. Bu da önümüzdeki dönemin çok temel bir konusu olacağını doğrusu gösteriyor. Peki hükümetin tepkisi ne olur sizce? Bu mücadele devam edecek diyorsunuz. Daha da hatta herkesi kapsayacak. CHP bile aşacak. Hükümet nasıl cevap verir bu duruma sizce? Yani ben iktidarın söylenenlerden fazla ders çıkardığını doğrusu şimdi düşünmüyorum. Ama şunu unutmaması gerekiyor bu iktidarın. Evet, bir anayasa değişikliğiyle yeni bir düzene Türkiye'yi getirmeye çalışıyor. Yeni bir rejim şekillendirilmeye çalışılıyor adım adım. Bir parti devleti oluşturuluyor aslında adım adım. Yani baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıdır aslında Cumhurbaşkanı. Doğrusu insan bazen şaşırıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı diyerek mi konuşmaya başlasak, yoksa Cumhurbaşkanı diye mi başlasak diye. Çünkü ikisi birbirine girmiş vaziyette ve dünyada hiç olmayan bir, hakikaten Türk tipi diyorlardı. Yani Türk tipinin de ötesine geçen bir tipte bir rejim yaratıyorlar şimdi. Şimdi dolayısıyla bunu yapmaya çalışırken bunun karşısında yer alan herkesi mutlaka baskı altına alacaklar ya da siyasi olarak tasfiye etmeye çalışacaklar. Bu tepkilerinden görünüyor ama şunu unutmamaları gerekiyor. 16 Nisan referandumunda resmi sonuçlara göre bile, yani ki bizim açımızdan meşru değildir bu resmi sonuçlar, ama bu resmi sonuçlara bile %49 itiraz etmiştir. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönem aslında %50 artı 1 alınacak bir dönemdir ve adalet arayışı güçlendikçe, eşitlik, hak arayışı güçlendikçe, demokrasi ve özgürlük mücadelesi güçlendikçe o %49, %50'lerin çok üstüne çıkacaktır. Dolayısıyla adaletsizlikleri yapanlar, haksızlıkları, eşitsizlikleri yapanlar, bu baskıları kuranlar, Türkiye'yi adım adım evrensel demokratik ilkelerden, hukuk ilkelerinden ve insan haklarından uzaklaştıranlar şunu bilmeliler ki o %51, 50 artı 1 artık çantada değildir. Dolayısıyla
bu alandaki siyasi mücadele, bu alandaki sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi, bu alandaki yurttaşların mücadelesi Türkiye'yi yeni bir döneme taşıyacak bir güce ulaşacaktır. Ama iktidar da elbette ki bunun karşısında bir tutum alacaktır. Bizim önerimiz siyasi iktidara yurttaşların bu adalet talebini ötekileştirmek, kriminalize etmek, baskı altına almak, yok saymak, onu tasfiye etme çabası yerine dinlemek, anlamak mümkünse, anlamaların sonunda da yurttaşlara hak veren düzenlemeleri yapmak olmalıdır. Aksi takdirde siyasi olarak elbette ki bunun sonuçlarına katlanacaklardır. Türkiye yakın tarihi açısından bakarsak öyle zannediyorum ki Cumhuriyet tarihinin son dönemlerine bakacak olursak Türkiye toplumu bu kadar büyük adaletsizlikleri, bu kadar büyük eşitsizlikleri sineye çekecek bir durumda değildir. Çok daha siyasi deneyimi yoğunlaşmıştır. Çok daha yaşadıklarından ders çıkartan bir toplum halindedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ki 16 Nisan referandumu bunun çok bariz işaretlerini vermiştir. Önümüzdeki dönem bu haksızlıklara, eşitsizliklere ve adaletsizlikler karşısında güçlü bir toplumsal tepkinin, güçlü bir toplumsal iradenin ortaya çıkması dönemidir. Bu da hayırlı bir şey olacaktır doğrusu Türkiye açısından baktığımızda. Peki son birkaç dakikamız var. Son sorumu sormak istiyorum. Sizin öngörünüze göre, birçok öngörüye de göre önümüzdeki dönemde mücadele dolu günler bizi bekliyor olacak. Sadece bu yürüyüşle sınırlı olmayacak vesaire. Peki biz toplum olarak bu sürece nasıl bir hazırlıkla gitmeliyiz? Çünkü birbirinden farklı yapılara ait insanlar var. Hiçbir yere ait olmayanlar var. İşte CHP tabanı var. HDP'nin sizin size bağlı bir taban var. Ve yani hani Gezi'den de çıkardığımız bir deneyim var aslında. Yani böyle dönemlerde ne kadar koordineli olabiliyorsa toplum o kadar başarı elde etmiş oluyor. Sizin HDP olarak bu konuda bir çalışmanız, öngörünüz var mı? Nasıl bir organize olma halinde olmalıyız ki biz bu önümüzdeki günleri daha iyi göğüsleyelim? Şimdi birincisi bu arayışın hani politik zemini ne olmalıdır sorusuna bir cevap vermek lazım. O konuda çok ince eleyip sık dokumadan bizim önerimiz aslında temel insan hakları, evrensel hukuk ilkeleri ve dedim ya Türkiye'nin de imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerdir. Bu zemin üzerinde anlaşmak mümkündür. Çok ince eleyip sık dokumadan. Birincisi bu. Dolayısıyla bu asgari bir zemin olarak kabul edilmelidir. Bu herkesin de üzerinde anlaşabileceği bir şeydir esas itibariyle. İkincisi çok fazla bir bu tür şeyler, örgütsel kıskançlıklar her zaman işin içine girer. Sadece siyasi partiler açısından değil, sivil toplum kuruluşları, işte demokratik örgütler, sendikalar açısından da böyle şeyler zaman zaman olabilir. Bu önümüzdeki dönem herkesin örgütsel kıskançlıklarını bir adım geriye çekmesi gereken bir dönemdir. Evet, tabii ki herkesin kendi örgütlülüğü, kendi örgütleri önemlidir. Hiç kimseninki diğerinden daha değersiz değildir. Öyle bakmamak lazım. Ama bir örgütsel kıskançlıkla, rekabetle uğraşmak yerine temel asgari taleplerde buluşmak ve birlikte hareket etmek çok daha önemli olacaktır. İkinci önerimiz budur. Bütün bunları daha derli toplu değerlendireceğimiz ve bir deklarasyonla da açıklayacağımız, sanıyorum Temmuz ayı içinde, günü henüz belli değil, onu da bildireceğiz. Bir deklarasyonumuz olacaktır ve bu konuda Türkiye'nin bütün kesimlerine, hem siyasi partilere, hem sivil toplum kuruluşlarına, demokratik örgütlere, sendikalara, meslek birliklerine ve tek tek yurttaşlarımıza orada ya da burada, evet, orada burada ya da örgütlü olmasa da bu konuda vicdan sahibi olan demokrat bütün yurttaşlarımıza bir çağrı yapacağız. Önerilerimizi sunacağız. Bu konudaki deklarasyonumuzu yapacağız. Hangi zemin üzerinde ve hangi araçlarla mücadele edilmesi gerektiğini anlatacağız. Demokratik siyasete bir kez daha nasıl sahip çıktığımızı anlatacağız. Orada biraz daha netleştirmiş olacağız tutumumuzu. Hı. Ama dediğim gibi temel yaklaşımımız asgari müştereklerde buluşmak, örgütsel kıskançlık yerine genelin çıkarlarını savunacak bir esneklikle hareket edebilmektir. Bunu yapabilirsek bu adalet mücadelesinde çok daha ileri bir noktaya gelebileceğimizi doğrusu düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz Saruhan Bey. Peki, ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.